Evet, gördüğünüz bir uçak. Bu bir, sadece bir uçak. Tamam, tamam. Bunun bir uçak olduğunu tabii ki görebiliyorsunuz. Muhtemelen bugüne kadar birine binmiş ya da en azından havada uçan birini görmüşsünüzdür. Bindiğiniz ya da gördüğünüz diyelim bu uçaklar nasıl çalışıyor? Wingardium Leviosa. Yoksa uçağı havada tutan görünmez periler mi var? Bu sabah çok yoğunuz arkadaşlar. İşte taşımamız gereken uçakların listesi. Yoksa bu tamamen bilimsel bir şey mi? Cevabın bilimle alakalı olduğunu siz de tahmin etmiş olabilirsiniz. Komikleşmeyin. Ne diyorsun? Uçakların nasıl uçtuklarına geçmeden önce uçağı etkiyen, onu oradan oraya ittiren ve çeken kuvvetlerin neler olduğu hakkında konuşmamız lazım. Muhteşem makineler oldukları için her ne kadar bugün uçaklardan bahsedecek olsak da bu kuvvetlerin diğer ulaşım araçlarına etki ettiklerini de unutmamalısınız. Öncelikle tüm ulaşım araçlarına hatta her şeye etkiyen bir kuvvet olan ağırlık hakkında konuşalım. Ağırlık dünyanın merkezine doğru yani aşağı yönlü bir kuvvettir. Ağırlık m ile gösterdiğimiz uçağın kütlesi çarpı yer çekimi ivmesine eşittir. g dünya üzerinde 9,81 metre bölü saniye kareye eşittir. Bu dünyadaki durum tabii ki. Bir cismi etkileyen yer çekimi ivmesi cismin bulunduğu gezegenin kütlesine bağlıdır. Çünkü kütle büyüdükçe yer çekimi de artar. 9,81 metre bölü saniye kare dünya üzerindeki durumken ay dünyadan daha küçük bir kütleye sahip olduğu için aydaki yer çekimi ivmesi dünyadaki ivmenin 1 bölü 6'sına eşittir. Bu da yaklaşık olarak 1,6 metre bölü saniye karedir. Astronotların ay yüzeyinde yükseklere zıplarken dünyada bunu yapamamalarının sebebi de budur. Bunu dünyada yapmak işte eğlenceli değil. Ağırlığa ters yönde etkiyip uçağı havaya kaldıran bir kuvvet de olmak zorunda öyle değil mi? Bu kuvvete kaldırma kuvveti deniliyor. Kaldırma kuvveti uçağın kanatlarına dik olarak etkir. Şimdi uçağa eğer sadece bu kuvvetler etkiyor olsaydı uçak aşağı yukarı hareket edebilir ama bir yere gidemezdi öyle değil mi? Uçağı ileri doğru ittiren kuvvete de itme kuvveti diyoruz. Uçaklar gibi diğer Tüm ulaşım araçlarının da itme kuvveti vardır. Bunu unutmayın. İtme kuvveti. Eğer olmasaydı tabii ki onlar da bir yere gidemezdi. Neden itme kuvveti olan bir araba almadın ki? Özür dilerim ama en azından tepeden aşağı doğru gidebiliyoruz. <laughs> uçaklarda itme kuvveti motorlar tarafından üretilir. Motorlar demişken uçaklarda iki ana tip motor olduğunu söylemek istiyorum. Buradaki uçaktaki gibi pervaneli motorlar ya da bu modeldekine benzeyen jet motorları. Motorun tipi ne olursa olsun çalışma prensibi hep aynıdır. Buraya bir motorun yandan görünüşünü çiziyorum. Motorlar havayı arkaya doğru hızlandırırken, Newton'un üçüncü yasasına göre bu kuvvete karşı ortaya çıkan tepki kuvveti de az önce bahsettiğimiz itme kuvvetinden başkası değildir. Az önce söylediklerim aslında bir balonu şişirip ağzını bağlamadan bıraktığınızda olan olayla aynı şeydir. Hava balonun ağzından çıkar ve balon ileriye doğru hareket eder. İtme kuvvetine karşı gelen kuvvet de sürüklenme kuvveti. Sürüklenme uçuş yönünün aksi yöndedir. En sık karşılaşılan sürüklenme kuvveti uçağa çarpan hava yüzünden ortaya çıkan basınç sürüklenmesi ya da hava direncidir. Hava direncini azaltmak için uçakların aerodinamik bir şekilde tasarlanmaları gerekir. Örneğin, havanın çok fazla sürtünmeden uçağın üzerinden akıp gitmesi için bu yüzeylerin pürüzsüz olmasına özen gösterilir. Hava direncini arabanın camından elinizi dışarı çıkararak siz de hissedebilirsiniz. Tatlım kafanı değil elini çıkarmalısın. Elinizi bu şekilde yatay olarak tutarsanız aerodinamik olacağı için çok fazla sürüklenmez. Yani çok fazla hava direnciyle karşılaşmazsınız. Ama elinizi yavaşça çekecek olursanız direncin arttığını hissedersiniz. Evet uçağı etki eden 4 kuvvetin neler olduğunu öğrendik. Her şey çok güzel ama uçağı aşağı yukarı doğru hareket ettirmek için kaldırma kuvveti nasıl değiştirilebilir ki? Harika bir soru. Bunu cevaplamak için birim kanata düşen kaldırma büyüklüğünün buna L diyeceğiz. Denklemine bir göz atalım. L 1 bölü 2 çarpı Rho çarpı CL çarpı V kareye eşittir. Basit değil mi? Tamam 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 bunların ne anlama geldiklerini söyleyeyim. Öncelikle bu bir pi değil Yunan alfabesinden bir harf olan rho. Rho havanın yoğunluğu yani belirli bir hacimdeki hava moleküllerinin sayısıdır. Hava yoğunluğu yükseklik ve sıcaklığa bağlıdır. Yani yükseklere çıkıldıkça hava inceleceği için havanın yoğunluğu da azalır. İşleri biraz daha kolaylaştırmak için standart yoğunluğu yani 1,2754 yani 2754 kilogram bölü metre küpü kullanabiliriz. Bunu kullanıyoruz yani. Denklemdeki V uçağın hızı ya da ne kadar hızlı uçtuğu. CL ise kaldırma katsayısıdır. Bu katsayı bize uçağın kanatlarının şekli hakkında bilgi veren bir sayıdır. Evet, evet bunlardan bahsediyorum. Kaldırma katsayısı hücum açısına bağlı olarak değişir. Ne ne açısı? Uçaklar yukarı ve aşağı doğru hareket edebilirler ama bunu yaptıklarında her zaman yatay bir şekilde uçmaya devam ettiklerini unutmamalısınız. Yatay uçuş yönü ve uçağın burnu arasında oluşan açıya hücum açısı denir ve Yunan alfabesinden alfa harfiyle gösterilir. Evet işte burası. Şimdi buraya bir grafik çizecek olursak kaldırma katsayısını y eksenine hücum açısını da x eksenine koyduğumuzda uçak yükselirken, he, biraz yardıma ihtiyacım var. Evet, aynen böyle uçak yükselirken hücum açısı da artar. Evet. Ve bu daha fazla kaldırma kuvveti anlamına geldiği için iyi bir şeydir. Artma devam ederken öyle bir noktaya geliriz ki kaldırma kuvveti azalmaya başlar. Buna irtifa kaybı denir ve, adından da anlaşılacağı gibi pek de iyi bir şey değildir. Evet. Bu yüzden uçaklar bu kadar fazla yükselmezler. Birim kanata düşen sürüklenme kuvveti içinde bir denklemimiz var. D 1 bölü 2 ro çarpı bu sefer CL yerine sürüklenme katsayısı olan CD'yi kullanacağız ve çarpı V kareye eşittir. Sürüklenme katsayısı da kanatlar hakkında bilgi verir ve yine hücum açısına göre değişir. Evet, hücum açısı artarken, şu şekilde göstereyim bunu, artarken, evet, evet, teşekkür ederim. Sürüklenme kat sayısı da artar. Evet, bu şekilde. Çok ama çok teşekkür ederim. Bunun sebebi, uçak yükselirken, hava akımına dik olan daha çok kanat alanı oluşmasıdır. Bu bana daha önce öğrenmiş olduğumuz başka bir şeyi hatırlattı. Evet, evet bu durum elinizi arabanın camından dışarı çıkarmanızla hemen hemen aynı şey. Uçağın nasıl uçtuğu ile ilgili bilmeniz gereken her şey işte burada arkadaşlar. Bir daha bir uçağa bindiğinizde ya da uçan bir uçak gördüğünüzde uçağı havada tutan şeylerin neler olduğunu artık çok çok iyi biliyorsunuz, değil mi? Hayır. Siz de bilmiyorsunuz. Siz tabii ki biliyorsunuz. <laughs>